Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 7 Mayıs 2020. Bugün Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri firmasından Teknoloji ve Mühendislik Yöneticisi Hakan Öktem konuğumuz olacak. Kendisi geldi ve hemen yayını alacağım. Bir saniye izninizle. Ayrıca başka katılmak isteyenler de oldu da onları almıyoruz. Bir başka zamanda. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özgür Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Aradan korsan yayına katılmak isteyenler de oluyor. Bir gün şey yapacağım, yanlışlıkla alacağım diye korkuyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk tekrar. Keyifler nasıl? Gayet iyiyim, çok şükür. En azından hani bu dönemde sağlığımız yerinde. Sevdiklerimizle beraberiz. Onun haricinde hayat devam ediyor. Güzel. Hemen soruyorlar konuk kim diye. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri firmasından Hakan Bey'i. Hakan Öktem, teknoloji ve mühendislik yöneticisi kendisi. Davet ediyoruz ki kendisi konuğumuz. Firmanın ne yaptığını, ne ettiğini zaten aslında madem ki konuk kim diye soruyorlar. Doğrudan hemen başlayalım. İkinci sorum COVID olsun. İlk sorum COVID'di ama önce firmanız ne yapıyor? Onu bir söyleyin ki arkasından daha rahat anlatalım. Tamam, iyi olur. Ben Hakan Öktem. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ. Biz kısaca Koç Savunma diyoruz. Koç Savunma Şirketi'nin mühendislik yöneticisiyim. Koç Savunma bir Koç Holding şirketi. Koç Holding iştiraki. Tamamı hisselerimizin Koç grubuna ait. Ankara'da, merkezimiz Ankara'da, genel müdürlüğümüz İstanbul'da. Ama bütün faaliyetlerimiz Ankara'da, Teknik Park'ta, ODTÜ Teknik Kent'te yürüten bir firmayız. Çalışma alanımız zamanla değişmekle beraber en son artık epeydir 5-6 yıldır hatta 2011'den beri net bir hale almış durumda. Sualtı teknolojileri ve akustik alan, sualtı akustiği alanında çalışıyoruz. Deniz platformlarına çalışıyoruz. Bu ve tek aslında odaklandığımız nokta şimdilik bu. Bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi çok niş, çok konsantre bir alanda geliştirmeye, yeteneklerimizi arttırmaya, ürünler geliştirmeye, dışa bağımlı özellikle savunma sektöründe milli olarak azaltmaya çalışıyoruz. Tamam. Evet, bütün muhtemelen konuşmamız boyunca da ne kadar yerlisiniz, yerlik oranınız nedir, hangi ürünleriniz milli diye ben size sık sık sorma ihtiyacı duyacağım. Tamam. Şimdi, tabii ki. Her zaman bizim başlangıcımızda bir COVID sürecinde ne olduğunu soruyoruz. Siz ne yaptınız firma Evet. olarak? Örnek olması, fikir vermesi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz ne yaptık? Özellikle ülkemizde vaka görünmeden önceki dönemi öncelikle çok yakından takip ettik. O dönemde hazırlıklarımızı yaptık. Zaten biz bir Koç Holding iştirak olduğumuz için Holding'in genel yaklaşımlarını da takip ettik. Ve o, ülkemizde COVID vakası göründükten hemen sonra, yaygınlaşmanın göründüğünden hemen sonra da ivedilikle evden çalışma programına geçtik. Biz şu anda 52 kişilik bir ekibiz. Dedim yani özel bir alanda konsantre çalışan bir ekibiz. 52 kişilik bu ekibi mümkün olduğunca en az şekilde, ofise gelecek şekilde evden çalışma yöntemiyle çalıştırmaya başladık. Halen de öyle devam ediyoruz. Bizim birazdan belki detaylarını konuşuruz. Aslında alanımızda geliştirdiğimiz birçok da ürün var. Birçok yürüyen proje var. Bu projeleri de aksatmamak adına evden çalışma programında zaten gerekli önlemleri aldık ama yavaş yavaş özellikle Mayıs ayıyla beraber yavaş yavaş atölyemizi, küçük çaplı bir üretim holümüz var. Oradaki faaliyetleri yani teknisyen, tekniker ağırlıklı faaliyetleri de başlattık. Koç Holding'in zaten çok hızlı bir reaksiyonu oldu bizle beraber. Gereken önlemleri aldık. Bütün paydaşlarımıza yurt içinde ve yurt dışında durumla ilgili hassasiyeti ve önlemlerimizi deklare ettik. Ama bir yandan da hayat devam ediyor.
projelerimizi, faaliyetlerimizi, ticari faaliyetlerimizi aksatmamak için de elimizden gelince çalışmaya devam ediyoruz. Şimdilik yaşanan bir problem yok. Her şey yolunda. Biraz evden çalışmanın verdiği artık bıkkınlık, sıkılganlık hali var. Birbirimizi özlediğimizi düşünüyoruz. Her ekip olarak, paydaşlar olarak, insanlar olarak. Durum bu. Peki. Ürün aleminizden bahsetmek lazım bir parça. Az önce bahsettiğiniz dar bir alanda, niş bir alanda çalışıyorsunuz. Evet. İsimleri de biraz aslında ilginç. Şöyle her seferinde ben şey yaparken bu neydi diye bir şey yapıyorum. Kendi içinde bir mantığı var tabii ama bizim alıştığımız isimler değil bunlar. O yüzden biraz zorlanıyor insan en başta. Şöyle bir söyleyebilir misiniz neler var, ne ürünler var? Ya işte mesela isimler konusunda haklısınız. Böyle biraz isim olunca şey oluyor, çok alışık olmadığı isimler oluyor. Bazılarının isim babası da biz değiliz. Mesela müşterilerimiz de oluyor. Mesela Deniz Kuvvetleri'nin ismini koyduğu ürünümüz var mesela. Mermi taarruz sistemi diyoruz. Hani Ne bakarsanız. diyorsunuz? Bir daha söyleyin. Ses kesildi çünkü bu Mermi arada. taarruz sistemi. Taarruz buluyoruz. Bu mesela bu ismi gerçekten müşterimiz olan yani son kullanıcı olan Deniz Kuvvetleri'nden. Onların isim babası. Denize atılan test amaçlı ya da işte kalibrasyon amaçlı, eğitim maksatlı denizde atılan mühimmatların denize düştükleri yeri hassas olarak, çok hassas, böyle 5 metre ve altında konumlandıran çok hassas bir konumlandırma sistemimiz var. Başlıyor galiba. Öyle mi? Nereden sonrasını kaçırdık? Şey oldu çünkü bir düşük bana en azından öyle bir şey geldi. Düşük Olabilir. iletişimden dolayı yavaşladı, durdurduk diye. Son şeyi bir daha söyleyebilir misiniz? Mermi Duyamadım taarruz çünkü. sisteminden Evet, yayın gitti diye bahsediyordum. İşte söylüyorlar. evet. Denize atılan mermilerin düşme yerini hassas olarak ölçen bir akustik sistem yaptık. Denize düşen mermileri eskiden şu anda duyuyor musunuz bu arada? Ben Program duyuyorum şu mı? anda. Herkes duyabiliyor mu? Tamam. Bir dinleyicilerimizden de bir duyuyoruz tepkisi alırsak. Ya ki bizi birden duymuyorlar, bir tepki vermiyorlar. Sadece ikimiz birbirimizi duyuyoruz o zaman. Evet, tamam. Duyuyorlar. Tamam, Tamam. Sayın Geledeli'den bir Evet, şey geldi. devam edeyim. Mesela böyle bir sistem yaptık. Denize eski usulde denize düşen merminin çıkarttığı o sküta, tarasuta bakıyorlarmış. Oradan gelen bir ismi oldu mesela. Böyle bir ismimiz var. Tabii yurt dışında da pazarlıyoruz biz bu ürünü. Maalesef bu ismi kullanamadık orada. Orada işte inshore offshore scoring system diyoruz. Adına öyle bir isim koyduk. Bayağı da ilgi var bu arada. Çünkü artık envantere girmiş. Deniz kuvvetlerimizin tarafından kullanılan önemli bir test aracı olmuş durumda. Mesela böyle bir ürünümüz var. Hadi ben genel olarak biraz isterseniz genelden başlayayım. Lütfen. İşte akustik sistemler, deniz platformları, akustik sistemler üzerine çalıştığımızı söylemiştim. Biz bu alanı da aslında bakarsanız 5 ayrı ürün grubuna bölmüş durumdayız. Yani aynı alanın altında. Bir tanesi denizaltı platformu sistemleri. Yani Su altı gerçekten akustik dediğiniz. evet, su altı akustiği. Birinci kategorimiz, ürün kategorimiz denizaltı platformu sistemler. Yani bildiğiniz denizaltı platformu üzerine konulan akustik sistemler. Burada Reis sınıfı denizaltılar, yeni tip denizaltı programındaki en önemli alt yükleyicilerden birisiyiz aslında. Orada dört tane alt sistem yapıyoruz. Yani Reis sınıfı denizaltıların dört alt sistemi Koç Savunma tarafından yapılıyor. Müşterimiz Alman TKMS tersanesi biliyorsunuz orada. U214 denizaltılarının 200 evet Türkiye. tip 200 tip 214'teyiz. Orada torpido karşı tedbir sistemi, sonar beacon sistemi, denizaltının acil durumlarda yerini tespit eden, yerini bildirmesini sağlayan çok önemli, çok kritik bir sistem. Ondan sonra geminin içerisindeki entegre bilgi sistemi. Biz yapıyoruz. Bir de bunlar biliyorsunuz
Havadan bağımsız geliyor Havadan bayağı bağımsız modern tahrik sistemli denizaltılar. Evet. ayıklar. Bu içeride biliyorsunuz hidrojen reaksiyonlarıyla bir kimyasal reaksiyonla elektrik üretiliyor. O yüzden içeride konvansiyonel denizaltılara göre çok daha fazla zehirleyici, mürettebatı tehlikeye sokucu gaz var. O yüzden bu konvansiyonel denizaltılardan farklı olarak bu denizaltıda havanın çok solunan havanın çok hassas izlenmesi lazım. Öyle bir sistem yaptık biz. Bu sistemi de denizaltıya. Bu akustik değil ama denizaltı platformuna yönelik bir sistem. Mesela birinci kategorimiz bu. Buna benzer sistemler yapıyoruz. Şimdi çok şey olacağına eminim, insanların merak edeceğine eminim. Almanya'nın U214'ünün AIP'ine dört Evet. tane sistem veriyorsunuz. Bunların ne kadarı sizin özgün çözümünüz, ne kadarı lisans altında üretim? Bunların öncelikle hiçbiri lisans altında üretim değil, onu söyleyeyim. Peki. Bunların yani açık söylemek gerekirse özgünlük anlamında soruyorsanız dünyada muadilleri var. Siz kendi Hani başınıza lisanssız evet üretiminizi yapıyorsunuz. ama yerlik ve bizim ürünün bizim olması açısından Koç Savunma'nın olması veya yerli ya da milli olması açısından Savunma Sanayi Başkanlığımızın Sanayileşme Dairesi'ne de raporluyoruz zaten sürekli biliyorsunuz böyle bir durum da var. %80 oranında yerli olduğunu söyleyebilirim bu sistemin tamamının. Durum Evet. Peki diğer şeylerimize geçelim bu. Devam istersen edelim. hocam. İkinci alt kategoride sınıflandırdıklarımız az önce mermi tarafından örneğini verdiğimiz gibi ölçme ve konumlandırma sistemleri. Bunlar su altındaki veya suyun üstünde bulunan sistemlerin, platformların hassas olarak deniz altında, denizin üzerinde izlenmesini sağlayan akustik sistemler. Şamandıralarımız var bizim. Çok akıllı, smart şamandıralarımız var. Bu şamandıralara taktığımız güzel, önemli akustik sensörler veya başka sensörler, manyetik olabiliyor, basınç olabiliyor. Bu sensörlerde gelen verileri işleyerek denizin altında hareket eden cisimleri çok hassas izleyebiliyoruz. Böyle sistemler yaptık. İşte önemli projelerde de bizim sistemlerimiz artık bir kalifikasyon aracı olarak kullanılıyor. Şöyle mi anlamalıyız? Buyurun. Örneğin Sinop'tan Karadeniz'e düştüğünü doğru tespit etmek gerekiyor. Orada sizin sisteminiz kullanılıyor gibi mi anlamamız gerekiyor? Şöyle kullanım alanlarının olabilecek alanlardan bir tanesi. Bu bahsettiğiniz örnekte henüz bir tecrübemiz yani bir aktif tecrübemiz olmadı. Ama mesela bahsettiğiniz bölgede Karadeniz'e 2000 metre derinliğe olan bir denizde şamandıra götürüp buna hazır olduğumuzu sektöre ispat ettik, gösterdik. Ama hani başka söyleyeyim mesela bir ROV olabilir, bir torpido olabilir. Suyun altında izlemek istediğiniz bir cismi çok hassas metre altında takip eden üç boyutlu bir sistem. Bir tür ters GPS diye düşünün. Denizin altındaki bir GPS sistemi düşünün. Böyle bir sistem yaptık. Bunlara da ölçme ve konumlandırma sistemi diyoruz. Örnek olarak bunun bir varyasyonunu da az önce size anlattığım mermi tarasut sistemiyle gerçekleştirdik. Orada suyun altında gezen bir şey değil ama suyun üstüne düşen merminin çıkarttığı akustik gürültüyle onun yerini buluyoruz. Yani bu sayede mesela artık Türkiye'de birleştirme süreci devam eden birçok savaş sisteminin, silah sisteminin kalibrasyonu ve testleri, eğitimleri çok rahatlıkla ölçülerek yapılabiliyor olacak. Mesela bu benim bahsettiğim sistemi Barbaros yarı omür modernizasyonu kapsamındaki Aselsan tarafından yapılan top modernizasyonunda topun kalifikasyonu için yani top atış kontrol sisteminin kalifikasyonu için kullanıyoruz. Örnek bir alan olarak söyleyebilirim. Anladım. Bunu peki bir sonrakinde gemi elektroniği mi takip ediyor? Bir sonraki alanınız. Yok bir sonraki alan aslında ortada duruyor. Beş sistemin ortasında duruyor. Öyle söyleyeyim size. Üçüncü alan yani. Aslında amiral gemimiz sonar sistemleri. Deniz altında bir sistem dediğiniz zaman zaten sonar büyük ölçüde. Bir haberleşme, bir tespit sistemi dediğiniz zaman. Aktif ve pasif sonar sistemlerimiz var bizim geliştirmiş olduğumuz.
Daha çok böyle platforma hani platforma monteli sistemlerden ziyade biraz daha ana yurt güvenliği veya daha modüler sistemler üzerine çalışıyoruz biz. Dalgıç tespit sonarlarımız var. Bugün zaman olursa ciddi Evet. miktarda size anlatmak, bahsetmek isterim Asıl zaten bunu. konuşma konularımızdan biri olacak umuyorum. Evet, ondan sonra suyun altında denizaltının yerini belli etmesi için mesela bir beacon sistemi yaptığımızdan bahsetmiştim yeni tip denizaltında. Bunu arayıp bulmak gerekiyor. Kayıp bir denizaltıyı Allah korusun yani böyle bir durumda arama kurtarma maksatlı bulmak gerekiyor veya benzer bir dalgıç olabilir, üzerinde bir beacon taşıyan bir ROV olabilir, bir başka bir denizaltı platformu olabilir. Bunu bulan bir akustik yakalama izleme sistemi yaptık. Modüler deniz platformundan aşağı sağlandırıyorsunuz. Pasif bir sonar. Ortamdaki aradığınız sinyali buluyor ve size kerterizini söylüyor. Yerini bulmanıza yardımcı oluyor. Bu da Deniz Kuvvetleri'nin bir projesinde envantere girmek üzere şu anda. Arama kurtarma maksatlı. Bu İşte dümen MOSİP'ler var. suyu Onlar da dedik. mı girecek acaba? Denizaltı kurtarma, yedekleme şeyleri var. Değil. Yok, Peki. MOSİP'ler biraz daha büyük platformlar ama şeyde girecek. Dalgıç eğitim botu projesi var. Arama kurtarma maksatlı görevi de var onun. O bot da gidecek. Desant Ersans tarafından imalata devam eden iki tane botumuz var. Orada gidecek, giriyor. Hatta bu Covid günlerinde deniz kabulleri başlıyor çok yakında. Artık Güzel. sistemler platform içine geldi. Dümen su dedektörü yapıyoruz. Yani torpidonun üzerinde bulunan dümen su dedektörünü biz yapıyoruz. Geçenlerde yine sizin programınıza katılmıştı Sansoğlu katıldı. Özgür Bey. Orada da soru gelmişti. Ben takip ettim. Metexan savunmayla birlikte çalışıyoruz orada. Biz de dümen su dedektörünü yapıyoruz projenin. Onlar da akustik başlığını yapıyorlar. Orada güzel bir işbirliği içindeyiz. Çok güzel bir işbirliği var. Dördüncü kategori, hızlanayım isterseniz. Dördüncü Tabii. kategori haberleşme sistemleri. Ağırlıklı olarak su altı telefonları. Biz son dönemdeki hemen hemen birçok yeni gemi inşa projesi ya da modernizasyon projesindeki su altı telefonlarını artık biz veriyoruz Koç Savunma olarak. Burada da birkaç modelimiz var. Bir tanesi TÜBİTAK'la bir lisans. Bu arada lisans sözleşmesi yok derken orayı unuttum. Altını çizeyim, tekrar düzelteyim. TÜBİTAK'tan bir üretim lisansımız var. TÜBİTAK'ın üretmiş olduğu bir lisans deyince insanın hep aklına yabancılar geliyor. Doğru. Yurt dışı lisanslaması geliyor. TÜBİTAK'ın TBSA 05 ismiyle geliştirmiş olduğu bir su altı telefonu var. Uzun yıllardır kullanılıyor. Biz onu endüstrileştirdik. Endüstri olarak bir anlaşma yaptık TÜBİTAK'la. Artık üretim hakkı bizde. Üretiyoruz. Biz üretiyoruz. Onun haricinde başka projelerde sıfırdan su altı telefonu işleri de yapıyoruz. Örnek olarak preveze sınıfı denizaltılarda acil durum su altı telefonu işini biz yapıyoruz. Orada o su altı telefonu tamamen bizim ürünümüz. Bu da bir başka alandı. Son olarak da akustik ve özellikle su altı modelleme işimiz var. Yani yazılım tabanlı ürünler. Burada da ciddi yazılım ürünlerimiz var. Bunun altını çizmek isterim. Özellikle su altı modellemesi, akustik modelleme çok önemli. Hem ürün geliştirirken çok önemli, hem harekat esnasında çok önemli. Bulunduğunuz ortamı modellemezseniz sonlarınızı verimli kullanamazsınız. Yani bu bizim simülasyon dediğimiz şeyi söylüyorsunuz galiba daha çok. Simülasyon diye geçen şey bu. Doğrudur, öyle bir ürün ama biz mesela bir adı SORTAM olan su altı ortam modeli ve bir sonar performans modeli aracı geliştirdik. Deniz kuvvetlerimizin de kullanımına bilavedel verdik. Onların denemesini sağladık. Onların geri beslemeleriyle de sağ olsunlar bize destek oldular. Ürünü bayağı bir en iyileştirdik. Bu ürünle mesela geminizde bulunan sonarınızı modelliyorsunuz ve ortamdan aldığınız ölçümlerle yani o batimetrik ölçümle bu modeli çalıştırarak bu sonarın hedefini en iyi tespit edebileceği koşulları ya da ayarları buluyorsunuz ve harekatınızı ona göre icra ediyorsunuz. Böyle bir aracımız var mesela. Tersinden çevirip de sorabilir miyiz? Bu Buyurun. yeteneğiniz olduğu zaman bir gemiyi tasarlarken, denizaltı aracını veya akustik bir ortamda çalışacak bir şey tasarlarken sesi akustiği en az yansıtacak yöntemleri tasarıma da eklemek gibi bir imkan veriyor musunuz o zaman? Veriyoruz
Veriyoruz. Özellikle bu Sortam dediğim aracın böyle bir özelliği yok. O çok spesifik bir araç ama sonuçta akustik modelleme ve simülasyon dünyası sizin dediğiniz problemi de içine barındırıyor. Bu alanda da çalışmalarımız var. Yani nasıl bir şekle sahip olsa ki en az Sesiniz gitti gene bir dondu. Hakan Bey duyabiliyor musunuz? Evet, anladığım kadarıyla sizin orada zaman zaman şeyler oluyor. Ben sanırım böyle bir bir elimi problem var burada. kaldırırsam bilin ki sıkıntı var. Tamam. Dinleyicilerimiz de biz de sizi duyamıyoruz demektir. Tamam. Son cümlenizi tekrar duymamız gerekecek. Kusura bakmayın yani sabah da biliyorsunuz bir deneme yaptık ama bu aksilik var Yani herhalde. olunca oluyor. Evet, yapacak bir şey Evet. yok. Yani dediğin sorunun cevabı evet. Simülasyon modelleme dünyasının problemi zaten. Bir tane problemi de bu. Böyle yeteneklerimiz de var. Yani akustik olarak en az yansıtmayı sağlayacak modelin, görüntünün ya da yapının oluşturulması için çalışmalarımız. Hatta bunu kullandığımız bazı projelerimiz var. Burada anlatamayacağım. Evet. Fizik sınıfına giren bazı projelerimiz var. Orada net olarak buna ihtiyaç var zaten. Mecburen geliştiriyoruz. Zaten projemizin bir gereği olarak. Şimdi bazı okuyucularımızın aklı akustikle ilgili olarak karışmış. Aslında bir okuyucumuz teşekkür ederiz. Bir parça açıklamada getirdi ama ben bir yandan da yorumları okuyorum. Ama siz yine de kaçıranlar için akustikten ne anlamak gerektiğini bir söyleyebilir misiniz? Benim burada hani kendi alanımız olarak anlattığım akustik su altı akustiği. Yani air akustikten, havadaki akustikten bahsetmiyorum. Su altı akustiği. Su altında yani suda yayılan enerji olarak yayılabilen tek enerji sınıfı ses. Diğerlerinin yayılması çok sınırlı ya da yok. Yani bir elektromanyetik enerjiyle, bir lazer enerjisiyle henüz yani state of art olarak orada değiliz. Konvansiyonel yapılardan ve gelişmekte olan sistemlerde bu iş akustik olarak yapılıyor. Yani sesle, balina prensibi. Dolayısıyla suyun altında siz bir haberleşme yapmak istiyorsanız, bir elektronik sistemle bir şey bulmak, aramak istiyorsanız, bir savunma aracı geliştirmek istiyorsanız, bunun yöntemi akustik. En önemli yöntemi akustik. Biz de bu alanda çalışan bir ekibiz. Sanırım açıklayıcı olmuştur. Evet. Peki, şey gelelim. Siz hep yapıyoruz dediniz. Bunu yapan ekip, o zaman her şey çok milli veya çok milli zaten ya millidir ya değildir. Çok yerli bir yetenek mi olmuş Evet. oluyor? Sizde ekibin bir Yani arka tarafı bir duyabilir miyiz? doğrudur. Yani kaçınılmaz. Bu tip sistemleri satın almanız da çok kolay değil. Özellikle askeri tarafta. Yani Türkiye'nin özellikle sonar alırken daha önceki yıllardan bahsediyorum ya da su altında en önemli mühimmatlardan biri olan torpidoyu alırken ki torpido akustik olarak hareket eden bir şey. Sonar ile hareket eden bir şey. Bunlarda çok zorlandık. Uluslararası regülasyonlara tabi, izinlere tabi. Çok şey sistemler bunlar. Çok hassas, çok kritik sistemler. Bu sistemleri milli yapmak zorundasınız. Yapmazsanız bağımlılığınız hiçbir zaman bitmiyor. Ne kadar büyük platformlarınız olsa, bir işte koca koca deniz olsa, bu gemilerinizde sonarlarınız yoksa, sizin değilse körsünüz, çalışmıyor. Bu yüzden çok kritik. O yüzden haklısınız. Bunların milli olması lazım. Biz de zaten bunu misyon vizyon edilmiş bir şirketiz. Zaten Koç Holding'in verdiği bir sorumluluk bir şey bize bu. Dolayısıyla dediğinizde haklısınız. Bunu yapan da çok ciddi bir ekibe ihtiyacımız var. Ciddiden kastım illa böyle nicelik olarak söylemek istemiyorum. Nicelik tabii her zaman önemli. Ama niteliği çok yüksek bir ekibe sahip olmak zorundasınız. Ve bu ekibi yetiştirmek zorundasınız. Yani Türkiye'de akustik biliyorum diye birini işe almanız çok zor. Yetenekli insanları, bir ekibi bir araya getirip bu alanda onları eğitmek zorundasınız. Onlara bu yeteneği kazandırmak zorundasınız. Biz de işte 2007'de kurulmuş bir şirketiz. O gün bugün bu misyonu edindik. Ve bu ekibi de elimizde tutmak için elimizden gelen yardımımıza koymuyoruz yani. Şimdi elinizde bu ekip var. Başkalarında da başka çalışmalar var. İş birlikleriniz neler peki? Bir parça oralara da
Yani Meteksan'dan bahsettiniz ama içeriğine Az ilişkin belki önce Meteksan sizin. bahsetmiştim, doğru diyorsunuz. Yani Türkiye için söyleyelim, Türkiye pazarında zaten sualtı akustiği ile uğraşan zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şirket sayısı. Çok sıklıkla da bu alanda proje olması da Çıkmıyor. çok çıkmıyor. Denizaltı platformları biliyorsunuz, büyük deniz platformları ya da denizaltı platformu çok büyük platformlar, uzun soluklu projeler. Bu projelerde yani fırsat sayısı da oldukça az ama çok önemli fırsatlar. Dolayısıyla kısıtlı da olsa olan bu paydaşlarla zaman zaman yarışıyoruz, zaman zaman işbirlikleri yapıyoruz dediğiniz gibi. Ama son dönemde itiraf edeyim işbirliği dünyası rekabet dünyasının önünde. İşbirliği yaparak potansiyel oluşturmayı bence öğrendik. Aselsan'la, Meteksan'la, TÜBİTAK'ın çok önemli bir akustik, sualtı akustiği alanında çalışan bir ekibim var. Bu ekiple STM'de de yine deniz platformları ağırlıklı çalışmaları olan bir ekip. Bu ekiple Roketsan'la keza, Roketsan'ın yavaş yavaş biliyorsunuz su altında platform mühimmat yapmaya başladı. Orada önemli bir altyapıcıyız bu arada. O tip Roketsan'la da 3 tane sözleşmemiz var. 3 ayrı sistem var. Bir tanesi Meteksan'la dediğimiz gibi işbirliğiyle. Diğerleri de doğrudan Roketsan'la. Yani işbirlikleri daha çok gündemimizde öyle söyleyeyim ve buradan da daha çok güç çıkıyor gibi gözüküyor. Ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Peki. Şimdi projeleri bir parça aslında ürünleri söylediniz ama projelere ilişkin biraz bilgi verebilir misiniz? Dümen suyu işte şey Roketsan dedik. Önümüzdeki dönemde yol haritasında neler var? Milgem projesinde var. Milgem 5'te sualtı telefonu işi henüz başlıyor. STM ile daha çok taze bir sözleşme yaptık. Covid günlerinde sözleşmemizi aldık, öyle söyleyeyim. Güzel. İlginç bir şey oldu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum buradan. Onun haricinde Roketsan'la işbirliği alanımız devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda milli üretim bir denizaltı komuta kontrol sistemi, savaş yönetim sistemi yapılıyor belki biliyorsunuzdur işte MÜREN. O projenin de önemli altyapıcılarından bir tanesiyiz. Çok ciddi bir çalışma var orada. İşte projelerden böyle hani gizlilik sınıfına dikkat ederek söyleyeceklerim bunlar. Yeni tip denizaltı artık NECAD dönemine girdi. 6. geminin teslimatları başlıyor bu sene bizim. Gemilerin teslimatları bitecek, eğitimler başladı. Onun haricinde yeni gelecek projelerde de yer almaya devam edeceğiz. İşte TF2000 olabilir, Ahtapot projesi gibi projelere. Bu arada ana yurt güvenliği, belki onun altını Milden. çizelim biraz. MİL'den çalışma grubunda varız. MİL'den de ki yine alanındaki uzmanlardan biriyiz. Orada ciddi raporlar, ciddi şu anda biraz fizibilite çalışması aşamasında bildiğiniz gibi. Orada görevimizi yerine getiriyoruz. Ana yurt güvenliği bizim bir alanımız. Yani bu alan bizim gerçekten derinleşmeye devam etmek istediğimiz bir alan. Yani ana yurt güvenliğinden kastım şu. Biliyorsunuz belki yavaş yavaş da dalgıç teşbih sonlarını anlatmaya başlamak isterim size. Evet, zaten oraya geldik biraz. Asıl Evet, yani biliyorsunuz fark yaratan. mavi vatan diyoruz. Sınırlarımızın çoğu denizlerden oluşuyor. Hani her ne Doğru. kadar dikkatimiz kara sınırlarına yoğunlaştıysa da son günlerde her tarafımız deniz sınırı. Dolayısıyla aslında bakarsanız ana karamız, topraklarımız denizden korunmaya muhtaç, açık, tehdide çok açık durumda. Denizlerde yani kıyı hattında konuştuğu çok stratejik tesislerimiz var. Bunların birçoğu askeri tesisler. Birçoğu da ekonomik olan sivil ama çok ciddi askeri tesis veya hatta daha fazla Stratejik bilimsel önemde, tesis. ekonomik değeri Tabii. olan tesisler. İsim veremiyoruz Bu bildiğim tesis, kadarıyla. evet, bu tesislerin korunması kritik. Yani tesisleri havadan koruyacak birçok yöntem biliyoruz. Her ne kadar tehdit sayısı siz bildikçe artsa da. Siz de ona karşı bir şey geliştirseniz de. Havadan koruma daha böyle insanların aşina olduğu şeyler. Su üstünü iyi takip edebiliyoruz. Gece göl oluyor, gece görüş kamerasıyla bakabiliyoruz. Çit çeviriyoruz, fiziki güvenliği çok güzel alıyoruz.
Ama denizin altından bile gelecek tehditlere karşı çok da bir şey yapmıyorduk. Evet. Yapmıyoruz. Ki Yani aslında aslında deniz altındaki en önemli sorun bir dalgıçla gelecek olan son derece küçük 1,50 1,70 boydaki bir aynen. insan. Sesi de Sesi çok var. az, şeyi de çok, yani bir motor sesi de yok. Asıl ona Tabii. karşı ne yapacaksınız? Evet, yani burada çok güzel söylediniz. Net asimetrik bir tehdit bekliyorsunuz. Nereden geleceğini bilmiyorsunuz, ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Çok organize bir ekip değil. Organizasyon hakkında hiçbir fikriniz yok. İnsan, doğru diyorsunuz. Artık biliyorsunuz otonom dünyadan konuşuyoruz. İnsan olmak zorunda da değil. Otonom bir araç da olabilir artık. Otonom bir su altı aracı olabilir. Uzaktan kumandalı bir su altı aracı olabilir. Ve sizin tesisleriniz bunlara çok açık. İşte askeri olsun ya da diğer sivil ama çok stratejik tesisler olsun. Burada duyuyor musunuz? Problem yok değil mi? Bir kesildi bir saniye. Buralar dediniz, ses kesildi. Evet. Evet, buralarda çok ciddi önlemler almanız lazım. Daha önceki yıllarda asimetrik tehdidin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde pek ilgi alanı değildi. İşte biz bu alana yöneldik. Bu adına dalgıç teşbih sonları diyoruz ama hani İngilizce adıyla intruder detection sonar. Yani aslında işte asimetrik su altı Herhangi tehdidine bir karşı sızma. sızmaya karşı bir sonar bu. Biz bu sonarı 2000'li yılların başından beri aslında ufak ufak geliştiriyoruz. TÜBİTAK projeleriyle, destekleriyle, Koç Holding'in kendi iç destekleriyle geldik. Ürünler geliştirdik. Bir sonar ailesine dönüştürdük. Bir markamız var, adı Ekoryum. Dalgıç tespit sonarlarını Ekoryum sonar ailesi olarak lansmanını yapıyoruz. Bunun güzelliği şu, aktif bir sonar. Yaklaşık 1 kilometre aktif menzilde size yaklaşan su altındaki tehditleri size çok önceden hani erken ihbar sistemi uyarıyor. Otomatik bir sistem. Kesinlikle başında böyle bir sonar operatörü, böyle bir 7/24 birinin oturmasına gerek yok. Çoklu hedeflere kilitlenebiliyor. Ve gerçekten sizin tesisinize göre klasifikasyonu yapılmış olan sınıfa giren bir durum olursa sizi ikazlıyor. Ve müdahale etmeni sağlıyor. Hatta pasif olarak bir önlemimiz de var. Karşıya ses yayarak, dalgıçsa bu, bir insansa onu rahatsız ederek satığa çıkmasını, hatta yanlışlıkla bölgeye girmiş biri ise duyabileceği kadar yüksek tonda bir ses basarak kısa süreli, onun bölgeden ayrılmasını sağlayacak bir de kendi sistemimizde, yani sisteme entegre karşı tedbirimiz de var. Böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistemi Tüpraş'ta kullanıyoruz. Hani bir Koç Holding şirketi olduğu için söylüyorum. Çok önemli bir tesisimiz biliyorsunuz. Hani Tüpraş'ın savunmasında kullanıyoruz. Deniz kuvvetlerinin bir üstünde kullanıyoruz. Onların kullanımına da açtık. Onları da yine aynı yöntemle değişik bir iş geliştirme yöntemimiz var son dönemde. Bilavedel bir ürün verdik. Onların kullanımını açtık. Çünkü gerçekten kullanıcının geri beslemeleri bizi çok ciddi anlamda rahatlatıyor. İleriye götürüyor bizi. Hem yaptığımız sistemde hem de sistemin iyileşmesi için ciddi fırsat veriyor bize. Bilabedel dediğiniz, bedelsiz dediğiniz bu dalgıç sistemini söylüyorsunuz değil mi? Intruder. Evet, Ha, tamam. bu SOR-TAM'da da söylemiştim biliyorsunuz su altı modelinde. Orada da öyle bir yöntem yapmıştık. Yani kullanıcının hani bir satış bir şey olmaksızın kullanıcının emrine veriyoruz sistemi. Bir baksın, bir kullansın. Hani test sürüşü gibi düşünün yani. Anladım. Anladım. Evet. Çünkü bu sistem bizim, %100 bizim. Dolayısıyla zaten üretebildiğimiz, zaten elimizde olan sistemler. Yani bu sistemler için biz bir sipariş, bir proje, bir şeye bağımlı değiliz. Bunlar bizim ürünlerimiz. Yani bugün hani adlarını hız tık söylemedim ama 15'e yakın ürünümüz var. Bu ürünlerin hepsi biliyorsunuz rafta hazır demeyeceğim çünkü askeri sistemlerin hiçbir rafta hazır değil ama yani rafta hazır hale gelmeye çok hazır sistemlerimiz var. Bazılarından zaten var. Yani biz bugün dalgıç tespit sonarımızı rahatlıkla herkese gösterebiliyoruz. Alıyoruz, götürüyoruz, deniyoruz. Okuyucularımıza, dinleyicilerimize söylemek istiyorum. YouTube C4 Defense TV adresinde bütün kayıtlarımız zaten var. Bunu da elbette yer alacak.
Hani sürekli gelmeye başladı, şey yapayım. Peki farklı tespit, farklı kullanım alanları, yerleri var mı? Ve şimdi diyorsunuz ki istek oldukça biz bunu üretebiliriz. Gene aynı soruya geliyorum. Ne kadar milli? Burada ne kadar istenene göre değişiklik sağlayabilecek yeteneğe, siz yeteneğe sahipsiniz. Evet. Bir sonlarında yerlilik oranımız daha geçenlerde hesapladık. %75'in üzerinde. Çok ciddi olarak elektronik komponent, elektronik sistem ağırlıklı bir sistem. O yüzden hani bu yerlilik oranının yerli olmayan kısımlarının da çoğu aslında bakarsanız elektronik komponent dünyasına ait. Veya su geçirmez kablo ve konnektör tarafında çok ciddi yurt dışına bağımlıyız. Maalesef bu tarafta bir alternatif Türkiye'deniz yok. Dediğinizi açayım. Evet, değişik varyasyonlarını yapabiliyoruz. Örnek veriyorum. Ekorium DD70 dediğimiz, Diver Detection 70 dediğimiz bir modelimiz var. Bu 70 kHz'de çalışıyor. Yüksek frekans sayılıyor bu su altı akustik dünyasında. Çok yüksek frekans hatta. Bu 360 dereceye bakabilen, etrafını 360 derece dinleyebilen ama istediğiniz sektörü kapatabildiğiniz, sektör sektör çalışabilen bir sistem. Mesela DD60, Ekorium DD60 diye başka modelimiz var. O lineer bir array. O 360 derece değil, yaklaşık 180 dereceye bakıyor. İşte efektif olarak 150 derecelik bir field of, yani bakış açısıyla tespit yapabiliyor. Veya bunların ikisinin birlikte olabileceği, birlikte varyasyonlar olacak şeyler, değişik kombinasyonları mümkün. Değişik alanlar olarak sorduğunuz soruya cevap vereyim. Orada şöyle var. Mesela hep karaya konuştuğu gibi anlattım ama öyle olmak zorunda değil. Mesela portatif olarak geminiz diyelim bir güvenliğini almanız gereken bir bölgede demirlemek zorunda kaldınız. Çok stratejik bir gemiden bahsediyoruz mesela. Geminizden bunu sarkıtıp portatif olarak aşağı indirip anında 360 derecenizin güvenliğini alabilirsiniz. Yani alan Bunun güvenliği dediğimiz, çevre güvenliği dediğimiz şey evet. açık denizde bile yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, offshore platformla denizde bulunan offshore platformlarında veya işte biliyorsunuz bizim işte petrol arama platformlarımız var. Böyle stratejik platformların, Doğu Akdeniz biliyorsunuz sıcak bir konumuz. Burada böyle platformların korunmasında rahatlıkla kullanabilecek bir sistem. Hatta hani bir örnek vereyim size. Zamanında bize daha küçük bir versiyonuyla İtalya'dan bir marina işletmeciliğinden bile bu konuda bir talep gelmişti. İtalya'da çok zenginlerin, çok çok zenginlerin bulunduğu bir marinada mesela dalgıçlardan dolayı çok ciddi mücevher hırsızlığı oluyormuş. Yani düşünün. Orada bile böyle bir sistemle güvenliği almak mümkün. Bu arada işte askeri amaç gütmeyen ama ciddi anlamda güvenliğin alınması gereken işte doğalgaz veya petrol boru hatlarının denizde buluştuğu yerler veya nükleer santral veya çok önemli VIP diyeceğiniz veya daha başka sınıflara sokabileceğiniz kişilerin özel alanları gibi şeyler. Yani biz zamanında hani biraz bu şey bilgi olsun. Zamanında özellikle Reyna saldırısından sonra Koç ailesinin yalılarına bile bir fizibilite çalışması yaptık. Acaba Boğaz'da onların yalılarına gelebilecek tehditleri su altından bertaraf edebilir miyiz diye. Yani burada bile kullanılabilir. Yani bu kadar aslında kendi güvenliğinizi şey yapacak kadar güvendiğiniz bir sistemi Tabii konuşuyoruz. ki. Tabii ki. Şimdi biraz izleyicilerimizden gelen sorulara geçelim mi? Ne dersiniz? Tabii ki, buyurun. Bol bol soru geliyor. Tamam. Arada zannediyorlar ki ben onları not etmiyorum. Tekrar tekrar da yazıyorlar. İlk soru, Tyson Group'un ürünleri, sizin ürünlerinizi ihracatta da kullanacağınız kadar rekabetçi mi diye sormuştu okuyucumuz. Yani sizin ürününüzü tamam Türkiye için kullanıyor ama bir başka ülkeye satar mı? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında bizim de kendimizin gerçekten hedefimiz olan bir şey. Yani tabii ki kendi savunma, milli savunma sistemimizi güçlendirmek güzel ama ürünlerimizi başka savunma ihtiyacı olan ülkelere sattıkça sektörümüz ve kendimiz gelişeceğiz.
Ben rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Taksim Corp Marine Systems'ın öncelikli alt yüklenicileri listesine girdik. Onların etik kurallarını imzaladık. Ve onların başka ülkelerde yaptığı projelerdeki işte bidder konferanslarına sık sık davet ediliyoruz. O bölgede onları oraya davet ediyoruz ve katılıyoruz. Bir de biliyorsunuz yani sonuçta bu sistemleri yeni tip denizaltı projesinde Türkiye için Tyson Groups'a sattık. Adamlar bize non-recurring fiyatlarımızı ödediler. Dolayısıyla onlar da bundan aslında para kazanacakları zaman bence biraz ticaret anlamında konuşalım. Aslında sonrası yani bizim ürünlerimizi artık non-recurring paralarımızı ödedikleri ürünleri başka ülkelere satarak fiyat avantajı sağladığımız müddetçe tabii satarak bizimle birlikte onlar da kazanacaklar. Yani böyle bir duruma böyle bir döngüye girdik bence. Bir örneğimiz var mı? Bir satışımız Taşın Kurt üzerinde var mı? Belki ben bir soruyu ben kendim Ben ilave edeyim. soracaktım bir sözümüz bitince. Evet. Evet. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Ama hani kıyısına geldiğimiz çok iş var. Ama konjonktür maalesef. Biliyorsunuz yani savunma sektörü bir miktar sizin ne kadar yetenekli olduğunuzdan bağımsız olarak konjonktürün de sizi sürüklediği bir alan. Bir örnek vereyim size. Şu anda çok sıcak olan bir Norveç projesi var. Yani işte Norveç ve Almanya ortaklığıyla işte biraz Norveç'e biraz Altı tane Almanya'ya bir denizaltının denizaltı projesi. beraber yapılması işi Doğru. var. Yanlış Doğru. hatırlamıyorsam ayrı Doğru. özelliklerde. O projede iki tane alt sistemde çok ciddi shortlist'e kadar geldik ama Norveç'in o dönemki Türkiye politikalarından dolayı tıkandık mesela. Shortlist'teyken tıkandık. Böyle durumlar oluyor ama ben güzel bir haber vereyim. Mesela Tyson Cruise Marine System için ve Türkiye için geliştirdiğimiz bir sonar beacon sistemimiz var. Şimdi onu Agusta sınıfı denizaltıları için Pakistan'a satıyoruz. Yani böyle bir Yani güzel bir haber. STM'nin oradaki bir Agosta B denizaltı modernizasyon projesi vardı, almış oldu. İkincisine de geçtiler. Güzel bir Evet. işte Fransa'nın Naval grubu kendi ürettiği denizaltında gelmişti STM. O şey işin içinde Aynen. sizin de Evet. ürününüz var. Veya STM çok ciddi iş çıkardı biliyorsunuz orada. Çok ciddi başarılı Doğru. bir şey yaptı. Yani Fransızların elinden proje aldı. Evet. Öyle biz hatta şöyle söyleyeyim size. Orada şu anda modernizasyon planı ikinci gemi dediniz. Biz beş gemi yani oradaki beş gemiye de sonar birlikte satıyoruz. Yani Anladım. bütün sonar beacon'larını değiştiriyoruz gemileri. Anlaşıldı. Böyle bir aşamaya geldik. STM ile bu projede yani artık sonlanmak adına. Covid'den etkilendik. Covid'den dolayı mesela orada sözleşmeyi daha henüz imzalayamadık ama o noktadayız. Aa, güzel. Peki en azından engelleyemedi, geciktirdi. Evet öyle. Şimdi sürekli olarak gelen birkaç tane soru var. TCG Anadolu'ya projeniz var mı orada diye. TCG Anadolu'da bir projemiz yok. TCG Anadolu'da biz sualtı telefonu lansmanı yapmadan önce bir sualtı telefonu işi vardı. Orada hani bizim sınıfımıza girecek işleri düşünüyorum. Orada TÜBİTAK doğrudan bir satış yapmış. O yüzden biz orada biraz treni kaçırdık. Bildiğim kadarıyla TCG Anadolu'da bir karine monteli sonar sistemi yok. Orada bir dalgıç tespit sonarına dönmüş bir evrilmiş bir sonar var. Orada da başka birinden tedarik ediliyor. Biz yokuz. Anladım. Vatoz projesini sormuşlar. Ben Vatoz projesini bilmiyorum. Sizinle mi bağlantılı olarak diye bilemiyorum ama sürekli olarak Yok. bir şey oluyor. Bir başka firmanın ben bir Vatoz diye bir Hiç işini biliyorum duymadım. ama o bir başka bir tamamıyla iş suyun altına yatacak vesaire başka bir şeydi. Ahtapotla ilgili bilgi Hiç duymadım. sormuşlar. Orada ne durumdasınız diye. Ahtapotla ilgili olarak da aslında oldukça iyi durumdayız. Ben hani görüşmenin başında biraz anlatmıştım. Akıllı şamandıra sistemleri geliştiriyoruz biz. Bu sistemlere su altını izleyecek değişik sensörler takarak hem su altını izliyoruz hem de su üstü bir unsur olduğu için su üstüne de iletiyoruz ya da karaya iletiyoruz. Şamandıra hem aşağıya dinlerken hem de karayla ya da başka komuta kontrol merkezleriyle irtibat noktası oluyor.
Biz bu özelliğimize, bu ürünümüz, bu ürün ailemizin Ahtapot'a çok uygun, Ahtapot konseptine çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve Ahtapot'un son çıkan bilgi istek dokümanına da bu yönde cevap verdik. Orada da belki bir işbirliği sorunuzun şimdiki cevabı olsun. Orada da tek başımıza değil, Aselsan'la bir işbirliği yapıyoruz. Yaptık. Biz su üstündeki şamandıraları ve su altını dinleyen unsurlarını önerdik. Onlara da tamamen suyun altına duran kısımları için bir tek önerimiz oldu. O projede de o aşamadayız. Sonuçları bekliyoruz. O Savunma Sanayi Başkanlığı'nda değerlendirme aşamasında. Şimdi bir okuyucumuz TF 2000 ne zaman başlar diye sormuş. Muhtemelen bu sizin önünüze de bilgi olarak gelecek bir şey değildir. Ama ben belki bunu şöyle sorabilirim. İ sınıfında beklediğiniz, TF 2000'de beklediğiniz, Milden'de beklediğiniz başka gelişmeler var mı sizin dahil olabileceğiniz? Bize şu imkanlar gelirse dediğiniz başka projeler var mı? Hedefinizde var mı diyelim? Var. Tabii ki var. Az önce bahsetmiştim. Zaten İ sınıfı kategorisine girdikten sonraki su altı telefonlarını biz veriyoruz. Yani ondan bahsetmiştim. Ama akustik sistem olarak geminin şu anki sisteminin üzerinde olan karineye monteli sonarı zaten Yakamoz sonarı. O sonarı Meteksan yapıyor. Orada bir de çekili bir dizim var. Hızır sistemi bildiğim kadarıyla. Aselsan'ın. Aselsan'ın. O da orada var. Hani zaten 1, 2, 3'ten daha da 4'ten gelen legacy hale gelmiş sistemler yavaş yavaş. Dolayısıyla orada bence yani orada yeni bir sonar sistemi henüz yok. Ama bence böyle bir platformun özellikle fırkateyn kategorisiyle doğru ilerleyen bir platformun bir dalgıç tespit sonarıyla yani intruder detection sonlarıyla özellikle uluslararası sularda yaptığı görevlerde bence kesinlikle korunması lazım. O yüzden bizim az önce anlattığım ekoryum sınıfı sonarlar buraya çok güzel olur. Öyle bir fırsat olursa orada yer almak isteriz. Bir başka açılım da getireyim. Lütfen. Artık tek başına platformlarda bulunan sonar sistemlerinin tek başına etkinliğinin artık sınırlarında olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla platformun özellikle denizaltı harbine yönelik olan platformun etkinliğini arttırmak için gemide bulunan bütün sonar unsurlarının bir suite olarak, bir entegre sistem olarak kullanılmasının çok ciddi hatta unsur unsur entegrasyonu. Yani iki ayrı unsurda, iki ayrı gemideki sistemlerin birbirine entegre hale getirilerek akustik anlamda, sonar anlamında kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Eninde sonunda bizim bütün sistemlerimiz buraya başta oraya doğru gidiyor. Orada önemli sonar mühendisliği işi çıkacaktır. Çıkacak bence. Oradaki en büyük aday oluruz. Aslında hep konuşurken bir şeyi fark ettim. Tyson Group üzerinden belki yurt dışında bir yere ihracatı konuşuyoruz. Ama sizin daha çok ürün gamınız, ürünleriniz milli sistemlere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha da çok Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına yönelik mi? Orada böyle bir felsefi bir yaklaşım mı var yoksa başka bir neden mi var? Yani siz asıl olarak Türkiye'yi mi hedefliyorsunuz? Türk kuvvet Yok, kullanıcılarını. yani öncelikli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'ydi. Ama zaten şu anda çalıştığımız alanda ürünlerimizin çoğunu artık envantere sokmuş, deniz kuvvetlerimizin kullanımına sunmuş durumdayız ve sunmaktayız. Ve buna devam edeceğiz. Burada bir şey yok. O hani milli ve o yani milli ve yerli vizyonumuzun bir parçası. Ama az önce de bahsettiğim gibi bu hani ticari anlamda biraz daha ve teknolojik anlamda düşünürseniz yetmez. Yani Türkiye savunma sektörü dünya savunma sektöründeki büyük oyunculardan biri değil. Yani o yüzden o tarafa doğru yönelmek, yurt dışına açılmak, ürünlerimizi başkalarına pazarlamak en yani büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bir başka hedefimiz de yani az önce biraz dalgıç tespit sonarında konuştuk. Sadece askeri amaca değil bir miktar hani sivil askeri güvenlik alanına yönelik de sistemler geliştirmeye dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş ona yöne doğru gittik. Yani mesela bir örnek vereyim. Arama kurtarma maksatlı sistemler geliştirdiğimizi söylemiştim. Biraz Arama önce. kurtarma askeri unsurların çokça görevi olmakla beraber asker olmayan birçok unsurun da görevi. Düşünürseniz. Yani illa askeri bir alan değil.
Yani bu alanda da açılımlar yapmaya çalışıyoruz. Bir başka alan söyleyeyim size, yurt içinde ve yurt dışında bence ciddi bir pazarı var. Ya, denizde çalışıyoruz. Az önce yani işte bütün görüşme boyunca denizi konuştuk, suyu konuştuk. Askeri sistemlerin haricinde denizde ciddi bir hani marine life var. Yani dünya deniz hayatı var. Bu hayata yönelik de bir ticari alan var. Ürünlerimizin uygun olanlarının bu tarafa doğru da ilerletmeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, şamandıralardan bahsettim. Askeri şamandıralar yapıyoruz. Aynı zamanda sivil maksatlı mesela deniz kirliliği takip etmek Tespit maksatlı, için. şaman tespit yapmak maksatlı. Burada akıl katıyoruz. Yani böyle akıllı şamanda dediğimiz o artificial intelligence koyduğumuz işler var. Sadece veri toplamak yetmiyor. O veriden anlam da çıkartmanız gerekiyor. Bu askeri de anlamda da çok önemli. Sivil anlamda da çok önemli. Bu alanlarda da çalışmalar yapıyoruz. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani akıl tamam, topluyoruz, bilgiyi topluyoruz. Akıl nerede burada devreye giriyor? Yani hangi gemiden bu şeyin sorunun kaynaklandığını mı tespit ediyorsunuz ya da bir yerdeki akışın yoğunlaşmayı mı tespit ediyorsunuz? Akıl dediğiniz ne işe yarıyor orada? Kirlilik örneğinden Mesela, yola evet. çıktınız. Evet. Orada birçok yönlü. Aslında sizin verdiğiniz örnekler zaten içinde var bunun. Yani işte sadece bir bölgede belli bir dönemde sadece kirlenmesine de gerek yok. İşte denizdeki çözülmüş karbondioksit oranının yavaş yavaş artması bile bir anlama geliyor. Bir şeyler Doğru. olacak anlamına geliyor. İlla bir şey olmuş anlamına gelmiyor. Az Evet. sonra ya da yakın zamanda bir şeyler olmuş olacak anlamına geliyor. Sıcaklığın enteresan bir şekilde bölgede değişiyor olması, normal biçimlerden farklı olarak değişiyor olması keza bölgede bir anomali veriyor. Yani bunun gibi birçok değişik durumdan anlam çıkartabiliyorsunuz. Doğrudan kirlilik tespit ettiyseniz zaten orada hani zaten bir kirlenme vuku bulmuş demektir. Bunun zamanı, ne yönde olduğu, akış yönü, gidiş yönü gibi birçok parametreden aklınıza gelmeyecek yerlere varabiliyor o anlamlar. Askeri anlamda ise yine benzer. Yine biz denizi akustik olarak dinliyoruz. Denizden duyduğumuz seslerden mana çıkartıyoruz. Gemi tanıyoruz, gemi sınıflandırıyoruz. Yani bir gemi bölgeden geçen trafiğin ticari trafik mi, askeri trafik mi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda algoritmalar koşuyor orada. Onları da hepsini gurura söyleyeyim, milli ve yerli olarak bizler yapıyoruz. Yani bir açık deniz demeyelim, yakın belli bir mesafeden tabii şey yapıyordur. Bir deniz trafiğinin içinde ne kadarı askeridir, ne kadarı sivildir? Siz akustik dinlemeyle tespit eden bir algoritma mı geliştirdiniz? Doğru mu anladım? Yani ne kadarı öyledir, ne kadarı böyledir çok o kadar değil. Çünkü hani bölgenin çok dar bir bölge ise belki konuşabiliriz sizin dediğinizden O ama anlamda söylüyorum. çıkmanızdan zor. Ama hani evet yani sonuçta bu uzun zamandır pasif sonar işleme, özellikle dinleyerek pasif olarak sonar sinyal işlemenin önemli unsurlarından bir tanesi. Sadece dinlemek yetmiyor. Orada sadece bir şeyin olduğunu fark etmek de yetmiyor. Yani bu çok önemli ama sadece o yetmiyor. Onun ne olduğu, nereye gittiği, nasıl hareket ettiği, potansiyel tehdit olup olmadığı gibi konuları ayıklamanız gerekiyor. Evet, bu konuda algoritmalarımız var. Ve geliştirmeye devam ediyoruz. Yani çoklu sensör işliyoruz. Veri füzyonu yapıyoruz. Topladığımız birçok veriden anlam çıkartıyoruz. Bu sadece akustik olmayabiliyor. Bölgeden sıcaklık verisi topluyoruz, basınç verisi topluyoruz. Yani çok değişik veriler toplayabiliyoruz. Yani bu zaten su altında çalışmanın bir gereği. Anladım. Benim hem size sormak istiyorum hem okuyucularımıza sormak istiyorum. Son bir soruya belki yanıt verecek imkanımız var. Son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sorusunu okuma birisi var mı? Her iki tarafa da sorayım ki kapatmadan önce bir soru geldi galiba şuradan okumaya çalışayım. Çalışanlarınız arasında biyolog var mı? Deniz biyoloğu var mı diye sormuşlar. Buradan soru olarak gelmiş. Ki benim bildiğim daha çok denizciler var. Ha, şimdi geldi. Evet. Çalışanlarımızın arasında deniz biyoloğu yok. Ama deniz fiziği, marin fiziği üzerine doktorlar yapmış insanlarımız var.
Zaten Koç Savunma'nın duayenlerinden, kurucularımızdan bizim yönetici direktörümüz Hakan Başaran, belki bilirsiniz, tanırsınız. O Tabii var ki. ve onu yetiştirdiği diğer arkadaşlar aramızda. Kendisi Biyoloji de yayında anlamında, görüyoruz gibi geliyor bana. evet, Evet. deniz biyolojisi anlamında bir şeyimiz yok, yeteneğimiz yok. O biyolojik deniz kısmında bir çalışmamız pek yok. Ama deniz fiziği önemli bir çalışma alanımız. O konuda yeteneklerimiz var. Anladım. 52 kişinin çoğunluğu herhalde mühendis. Tabii az da olsa bir tekniker kadromuz da var. Dediğim gibi seri üretim diyemiyoruz yani. Deniz dünyasındaki sayılar az, biliyorsunuz, denizcilik alanında, ama üretim kabiliyetimiz de var, ama daha çok mühendislik faaliyetimiz var. Kadromuzun yani %80'i, belki 90'ı mühendis tabii. Asker kökenli çok var mı? Deniz Yani kuvvetleri. çok asker kökenli personelimiz var. Özellikle sualtı akustiğinde kendini geliştirmiş, yetiştirmiş, uzman bulmakta zorlanıyoruz dedik. Bu konuda ciddi anlamda insan yetiştiren bir yerde Deniz Kuvvetleri, doğası gereği. O yüzden orada özellikle mühendislik olarak bize hizmet edecek olan değerli insanlarla çalışmayı her zaman tercih ederiz. Anladım. Var. Okuyucumuz fizikçi ile biyolog aynı işi yapmıyor diye Doğru, kendisi. yapmıyor. Yapmıyor. Tabii Öyle bir öyle iddiam bir yok. iddiamız yok. Yapmıyor tabii. Evet. Sanırım başka bir sorumuz yok. Bizim de zaten süremizin sonuna yaklaştık. Sizin de eklemek istediğiniz son bir şey varsa benim sormadığım ama aklınızda kalan. Bana bu fırsat için teşekkür ederim. İlginç, benim için ilginç bir tecrübe oldu. Çok sağ olun. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hafta sonu biliyorsunuz Anneler Günü. Evet. Öncelikle kendi annem ve eşimin ve daha sonra da bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de iyi ki katıldınız diyorum. İyi ki böyle güzel bir zaman geçirdik. Efendim, Sayın Öktem'e bize zaman ayırdığı ve soruları yanıtladığı için teşekkür ediyoruz. Sizlere de sorularınız için tabii teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız gelecek hafta bu saatte, saat 6'da aynı şekilde devam edecek. Bizi LinkedIn, Twitter, Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen edin. Biz oradan da çok haber veriyoruz. Son olarak sağlık için evde, doğru bilgi için interaktif yayının adresi C4 Defense'te kalın diyoruz. Herkese Anneler Günü de kutlu olsun. İyi akşamlar.